Isaac Newton'u hepimiz biliriz. Daha çok fizik yasalarıyla bilinen Newton, aynı zamanda bir matematikçi, astronom, mucit ve bir filozoftur. Tüm dünya onu yaptığı bilimsel çalışmalarla biliyor olsa da ortaya çıkan son bilgiler Isaac Newton'un bilim dışı meselelerle de fazlasıyla ilgili olduğunu gösteriyor. Bu bilim insanı meğer kıyamet teorileri ile de fazlasıyla ilgiliymiş. Dünyanın en büyük koleksiyon şirketlerinden bir tanesi ulaştığı yeni kıymetli bir koleksiyonu çıkarttırmaya çıkardı. Şirket bu koleksiyonun Newton'a ait olduğunu, el yazması içerikte çok önemli detayların yer aldığını söylüyor. İşte bu el yazması eserde yer alan bazı şeyler de Isaac Newton'un kıyamet teorilerini anlatıyor. Ancak bu teoriler ne yazık ki açık açık anlatılmıyor. El yazması eserler her zaman çok kıymetli olmuşlardı. Bunun nedeni ise bu tür eserlerin hem tarihe iz bırakan isimlere ait olması hem de bu eserler içinde bugüne kadar bilinmemiş şeylere ulaşabilecek olmasıdır. İşte satışa çıkarılan eserin içindeki tüm bilgilerin açıklanmama sebebi de budur. Zaten şirket bu el yazması eser için 280 bin sterlinden başlayan fiyatları talep etmektedir. Bu arada Newton'a ait el yazması ne yazık ki bir bütün halinde değil. İddialara göre Newton Diamond isimli köpeği bir gün kazara evdeki mumu düşürüyor. O mum da Newton'un evinde yangın çıkarıyor. Yine iddialara göre bu el yazması da yangından nasibini alıyor ve ciddi bir bölümü yanlış şekilde kurtarılıyor. Bu yüzden el yazmasında yer alan bilgileri bir bütün haline getirmek pek de mümkün değilmiş gibi görünüyor. Newton bu el yazması eserde Mısır'daki Keops piramidine odaklanıyor. Bunun nedeni ise söz konusu piramidin yapımında Cubit isimli ölçü biriminin kullanılmasıydı. Newton gezegenin farklı yerlerinde kullanılan ve kullanıldığı yerlerde değişiklik sonuçlar veren bu ölçü birimini kullanarak çok önemli bilgiler edinip belki de gezegenin geleceğini değiştirebileceğine inanıyordu. Newton'un amacı Mısır'daki Cubit ölçüsüyle yer çekimine yönelik detaylı bilgi sahibi olmaktı. Ayrıca bilim insanı bu çalışmayla dünyanın çevresi içinde en doğru ölçüme ulaşabileceğine inanıyordu. İncil'e göre ise kıyametin kopacağı tarih yapılacak hesaplamalarla tespit edilebilirdi. İşte Newton söz konusu el yazmasında tüm bunlardan bahsediyordu. İşin garip tarafı ise Newton bugünün bambaşka inceleme alanlarını birbirinden ayırmadan hareket etmeye çalışıyordu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan el yazması uzmanı Gabriel Hayton ele geçirilen el yazmanın anladığı kadarıyla Newton'un yer çekimi yasası için ispat arayışında olduğunu söylüyor. Buna ek olarak Mısır uygarlığının yaptığı simya çalışmalarını sakladığını düşünen Newton bu konuyu da açıklamak istiyordu. İşte tüm bu olaylar silsilesi Newton'un sadece bir bilim insanı olarak düşünülmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır.